Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf matematik 2. dönem 1. sınav senaryo 1 örnek sorularını çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu fen liseleri için hazırlanmış olan senaryo 1'dir. Normal sırayla gidersek de senaryo 3'te diyebiliriz. Fen lisesi diye uzak durmayın. Bunlar da normal bildiğimiz 10. sınıf müfredatı arkadaşlar. Anadolu Lisesi öğrencileri de çözebilir. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu testlere ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımı bulabilirsiniz. Fizikler için de arkadaşlar, fizik soruları için de ayrıca oynatma listelerim mevcuttur biliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tüm testleri de sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Yine MEPA tarafından hazırlanmış. Bunlar da hem matematik hem fizik kanalımda mevcuttur ayrı ayrı oynatma listeleri. Bunları çözmen senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah, bakalım ne diyor. Üçüncü dereceden bir px polinomu hemen kafamda x küp belirdi. p2, p3, p4 değerleri 2'ye eşitmiş. p0'da -46 veriliyor. Buna göre p-2 polinomunun x-1 ile bölümünden kalanını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bizden ne istiyor ona bir bakalım. Bölümü, böleni sıfıra eşitliyorum. Buradan x eşittir 1 diyorum. Arkadaşlar x yerine 1 yazacağım. Nerede? Hangi polinomdan bahsediyoruz? Bu polinomdan. O zaman burada x yerine 1 yazıyorum. p1-2 yani p-1 soruluyor bana. Öncelikle bunda bir karar kılalım. Tamam. Güzel. Peki elimizdeki bilgiler. Arkadaşlar bu arkadaş 3. dereceden px polinomun, bak bu çok özel, güzel de bir şey. 2, 3 ve 4 verince arkadaşlar 2 kalanı veriyor. Yani x-2 çarpı x-3 çarpı x-4 artı 2'ymiş arkadaşlar. Bir de katsayımız var. Her seferinde kalan 2 olduğu için bunu gönül rahatlığıyla yazdım. Çünkü arkadaşlar bak 2'yi yaz, burası 0 olur 2. 3 yaz, hani kalanı bulmak için 3 yazıyoruz ya. 3 yaz 0, 4 yaz 0, burası 2 ile baş başa. Demek ki benim px polinomumun omurgası bu. Peki a'yı nasıl bulacağım? İşte a'yı bulalım diye arkadaşlar bu bilgi verilmiş bana. Bu arkadaşla bu arkadaşı beraber kullanıyorum. X yerine 0 yazıyorum. X eşittir 0 için yazıyorum şimdi. P0 eşittir a çarpı 0 yazdım -2. 0 yazdım -3. 0 yazdım -4. Artı 2 bana ne sonucunu verecekmiş? -46 sonucunu verecekmiş. 6, 24, -24 tane a artı 2 eşittir -46, -24 tane a eşittir -48. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. A'yı 2 bulduktan sonra benim px polinomum ortaya çıkmış demektir. Hatta şurada da direkt 2'yi yazalım. Kalemden tasarruf. Şimdi bana neyi soruyordun? P-1'i. P-1'i bulmak üzere arkadaşlar x yerine -1 yazıyorum. 2 çarpı -1 yazdım -3. -1 yazdım -4. -1 yazdım -5. Artı 2'yi unutmayalım lütfen. 12, 60, 120. -120 artı 2 buyur sana -118 olarak bulunur. P-1 yani bu arkadaşın bu arkadaşla bölümünden kalan. Konu kapanmıştır. 2 numara bakıyorum arkadaşlar. Dıbıdıp polinomunu çarpanlara ayırınız. Ya ben arkadaş ortak ifade arıyorum, bir şeyler göremiyorum. Sevgili arkadaşlar böyle durumda gelin bak. X kareyi görüyorum, x'leri 4. X kare yerine a yazalım mı? Yazalım. Sevgili arkadaşlar bu durumda şu arkadaş x karenin karesi -5x² + 4 değil mi? O zaman ben bu arkadaşı şöyle düşünebilir miyim? A'nın karesi -5 tane a + 4. Bak bu benim işimi çok kolaylaştıracak. Şimdi bu arkadaşı çarpanlarını ayıralım. A 4 ve 1 çarpımları 4 olsun ama toplamları -5. O zaman bunlar eksi olsun. a-4 + a-1. Sevgili arkadaşlar şimdi bak işim kolaylaştı. A gördüğüm yere x kare yazalım. X kare -4. A'yı paravan kullandım. X kare -1. Oo çok güzel. Ne kadar güzel ayrıldı değil mi? Hatta tam kare farkları görüyorum. Bu arkadaş x'in karesi 2'nin karesi. Yani x-2 + x + 2. Oo bayağı ayrılıyor. Bu da 1'in karesi olduğu için x-1 + x + 1 olur. Meğersem bu arkadaşın arkadaşlar 4 tane kapı gibi çarpanı varmış. Yani çarpanı demeyelim, 4 tane daha fazla var da. İşte çarpanları ayırmış ifadesinde 4 tane ifade gördük. Tamam mıyız? Harika. 3'le yolumuza devam edelim.
Edelim de 3 burada değil. 3 şurada. Çağırıyoruz. 3 gel bakalım. Hop geldim. Dıp dıbırıp dıp dıp dıp. Rasyonel ifadesinin en sade halini bulunuz. Şimdi arkadaşlar önce şununla bir ilgilenelim. 1 eksi 1 bölü x'i bir halledelim. 1 var. X ile genişlettim. X eksi 1 bölü x'tir değil mi bu arkadaş? Harika. Şimdi yazıyorum. Bak bu arkadaş x parantezini aldım. X üzeri 4 eksi 16. Tamam mıyız? Tamam. Tane tane gideceğim. Şu arkadaşı çarpanlarına ayırıyorum. X, x, 2, 1, eksi, eksi. X, eksi 2, x, eksi 1. Bunda hemfikiriz herhalde. Güzel. Arkadaşlar çarpı diyorum. Ters çevirip çarpacağım ya. Bak çarpı dediğimde şu arkadaşı üste yazıyorum şimdi. X, eksi 1 bölü x böyle bulmuştum. Şu arkadaşı da x parantezine aldım. X kare artı 4. Kabul mü? Kabul hocam. Tıp tıp. Şimdi arkadaşlar bunu devam ediyorum. X çarpı. Bak bu da tam kare farkı. 4'ün karesi değil mi 16? O zaman bu arkadaş x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. Ama nedir? X karenin karesi olduğu için bunlar kare kare. Değil mi? X karenin karesi eksi 4'ün karesi. Böyle görmem lazım. E güzel. Bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpmanın tersini önemli değil. Arkadaşlar bunu aynen yazıyorum. X eksi 1 bölü x çarpı bu arkadaşı da ters çevirip çarpmam lazım. Zaten bu ters halde değil mi? Aynen öyle. Ben bunu ne yaptım? X parantezini aldım değil mi? Bir dakika. Doğru. X parantezinde çarpı x kare artı 4. Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar en sevdiğimiz yere geldik. Elimize alıyoruz kalemimizi. X kare artı 4, x kare artı 4. Vedalaş, vedalaş. Bir tane x burada, bir tane x burada. Güzel. Arkadaşlar hazır elim bak. X eksi 1, x eksi 1. Bunlarla da vedalaş. Geriye kalan şu arkadaş. Bu arkadaşı da unutmuşuz, araya kaynamış. X eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayırıyorum. Bölü, yukarıda başka ifade yok. 1 vardı zaten. X eksi 2 çarpı bir de x vardı helalinden. Bunlar da vedalaştı. X artı 2 bölü x olarak karşımıza çıktı. Okey tomento. Nefissimo. Çok abartmak istiyorsan 1 artı 2 bölü x de yazabilirsin ki bu yazım daha iyidir. Okey to. Harika. 4 numarayla devam ediyoruz. Hızları farklı saatte. Hızları farkı. Saatte 14 kilometre yani A ve B araçları. Yani VA eksi VB mutlak değer içinde diyelim 14. Çünkü hangisi hangisinden büyük bilmiyorum. Aynı anda aynı noktadan sabit hızlarla biri batı, biri kuzey yönünde. Arkadaşlar batı burası, biz de kuzey. Bu yönde hareket ediyorlar. A ve B bilmiyoruz. İki araç arasındaki uzaklık 5 saat sonra 130 kilometre olduğuna göre bu araçların hızlarını bulunuz. Şimdi demek ki bu arkadaşı şöyle daha güzel bir hal almalı. Arkadaşlar bu arkadaşların biri kuzeye doğru gitti. Bir arkadaş da burası hop batıya gitti. Ve bak 5 saat sonra. 5 saat sonra aralarındaki fark ne kadar oldu arkadaşlar? Tam da bu kadar oldu. 130 kilometre oldu. Tamam mı? Tamam. Aralarındaki fark da 14'tü. Ben bunu nasıl bulacağım? O zaman sevgili arkadaşlar şöyle söyleyelim mi? Birine A, birine E. Ya da birinin hızı sevgili arkadaşlar V kadar ise diğerinin hızı aralarındaki fark 14 ya. V artı 14 olmaz mı? Evet öğretmenim değil mi? Aralarındaki fark 14 madem. O zaman şöyle yapalım. Şu arkadaşın hızı V olsun. Şu arkadaşın hızı da V artı 14 olsun. Tamam. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar 5 saat sonra bu arkadaş ne kadar yol alır? Aldığı yol 1 saatte bu kadar olsun. 5 çarpı V artı 4 14. Bu arkadaş da 5 çarpı V kadar yol alır. Aralarındaki mesafe de bu oldu. Ne yapacağım? İkinci dereceden denklem çözeceğim canım. Değil mi? Hop. Pisagor yaparak. 5V'nin karesi. Pisagor yapıyorum. Artı şu arkadaşın karesi 5 çarpı V artı 14'ün karesi eşittir 130'un karesi. Değil mi? Güzel. Arkadaşlar bu insan evladına yapılır mı? Bu ne ya? 130'un kareleriyle falan nasıl uğraşacağım? Herkesi bir 5'le 25'le sadeleştirsem mi ya? Öyle yapayım. Bak 130'larla falan uğraşma. Şu arkadaşın karesi 25 tane V kare.
Artı bu da 25 tane. Şunu da dağıtalım. V kare artı 28 tane V. Değil mi sevgili arkadaşlar? Birinci, ikinci. Artı 196. Güzel. Eşittir 130 çarpı 130. 130'un karesi. Arkadaşlar 25 ile de sadeleşmedi ya bu arkadaş. 50 ile sadeleşir ama. Ama 50 tane. Neyse dağıtalım da devam edelim ya. 25 tane V kare. Bu V'yi de nereden seçtim arkadaş? Şunları çarpıyorum. Artı 25 tane V kare. Artı bununla da bunu çarptım. 700 tane yapar değil mi? Evet. 700 tane V. Bununla da bunu çarptım. Artı 25 çarpı 196 mı yapsaydık? 130'un karesiyle bundan bunu çıkartıyoruz. Orada lafı uzatmayalım. Eksi 12.000 eşittir 0. Arkadaşlar şunun karesini aldım. Buraya eksi geçirdim. 25 ile de bunu çarptım. Bu hale geldi. Yani 50 tane V kare artı 700 tane V eksi 12.000 eşittir 0 dedim. Şimdi 50 ile sadeleştirebilirim. Onu da şöyle yap. Önce sıfırları at. Şimdi 5'e böl. V kare artı 5'e böl. 14V eksi bunu da 5'e böldüğümüzde 240 eşittir 0. Bu durumda sevgili arkadaşlar çarpanları ayırırsam bu arkadaş 24 ve 10 olarak ayıracağım. Bunu da VV diye ayırdım. 14'e ulaşabilmek için bununla bunu çarpayım. Bu eksi olsun değil mi? Bu da artı olsun ki şeyi artıyı bulabileyim. V artı 24 çarpı V eksi 10 eşittir 0. Sevgili arkadaşlar V eşittir eksi 24 çıkar. V eşittir 10 çıkar. Hız eksi olamayacağı için V eşittir 10'u kolaylıkla bulmuş olur. Hatta gel buna bir bakalım. Gerçekten tutuyor mu? 10 olursa arkadaşlar burası 50. Değil mi? 50 oluyor. 5V dedik. Bu arkadaş da 24 oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Bir dakika ya. V dedik. V'yi 10 buldun ama Şimşek. V'yi 10 buldun. 10. Ha oldu bak 10. 5, 5, 12, 13 üçgeninin arkadaşlar değil mi? 2 katı. Hop şey katı. 5 saat sonra oluyor ya. Tabii ki. Anlaştık. Güzel. Hadi 5 ile devam edelim. 5 numara arkada mı? Arkada. 5 numarada şu şekilde. A 0'dan küçük, B 0'dan büyük. Yani A negatif, B pozitif arkadaşlar. Bunu belirledim. Dıbırıp dıp dıp karmaşık sayısının eşleniği 5 eksi 2 olduğuna göre A artı B değeri nedir? Arkadaşlar biliyorduk A artı B'yi bir karmaşık sayısı, karmaşık sayının eşleniği A eksi B'yi şeklinde yazılıyordu. Eğer bu arkadaşın eşleniği 5 eksi 2 ise demek ki benim karmaşık sayım arkadaşlar 5 artı 2 iyiymiş. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bu durumda benim karmaşık sayımı yazıyorum. A eksi B'nin karekökü artı. Şunu da hemen ilgilenelim arkadaşlar. Bu arkadaş bir şeyin karesi değil mi? Neyin karesi? 2A eksi B'nin karesi bu. Değil mi? Bak birincinin karesi. Birinci ile ikinci var mı? İki katı ikincinin karesi. 2A eksi B'nin karesi. Hop karekökü. Evet çok güzel. İşte bu arkadaşlar eşit olacak 5 artı 2i'ye. Ama önce şu arkadaşla bir ilgilenmeliyim. Hangisi gerçek kısım, hangisi sanal kısım henüz belli değil. Arkadaşlar bunun için de şu analizi yapmam gerekiyor. Değil mi? O analize bakmam gerekiyor. Şimdi bakalım. A negatif. Güzel. Şu arkadaş da pozitif. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? İçerisi eksi oldu. Negatif. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş negatif bir sayı. Güzel. Şimdi şuraya bakalım. 2A pozitif. Sevgili arkadaşlar bunun tamamı zaten pozitif olduğu için değil mi? 2A eksi B. Evet 2A eksi B eksi olur. Karesini aldığımda pozitif oluyor ama kare dışını da pozitif çıkarmam lazım. Sevgili arkadaşlar o zaman bu arkadaş içerisi tamamen pozitif oluyor mu? Olmuyor ama sonucu kareköklerden aldığımda i ile karşılaşmıyorum. O zaman bu arkadaşın sanal kısmı burası, gerçek kısmı burası. Düzenleyelim o zaman bu arkadaşı. 2A ya da şöyle yapalım. Bak karekökler gidince 2A eksi B'nin mutlak değeri diye çıkıyor değil mi karşıma? Harika.
Artı şimdi arkadaşlar şu arkadaşla ilgileneceğim ya. Bunu da bak şöyle göreyim. B eksi A çarpı eksi 1 diyebilir miyim ben buna? Neden bunu yaptım? Çünkü sevgili arkadaşlar bu arkadaş şimdi pozitif oldu. Bak bu pozitif ama eksiyle çarptığında hala eksi. Ben buradan iyiye ulaşacağım. Şimdi gel bu arkadaşa bakalım. Yine bu arkadaşın negatif olduğunu biliyorum. Karekök dışına her zaman mutlak değer içinde çıkıyordu. Eğer negatifte bu arkadaşın değeri B eksi 2A'dır değil mi? Harika. Bunu elde ettim. Şimdi arkadaşlar artı. Şimdi kök içinde eksi 1'i iyi diye çıkartacağım. Şu arkadaş karekök içerisinde kaldı. Hop. Karekök içerisinde B eksi A çarpı i değil mi? Şöyle ki bu arkadaş B eksi A çarpı eksi 1 şeklinde yazılır. Eksi 1'e de zaten kök içinde i dediğimiz için bulundu. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bak bizim bu arkadaşı bulduk. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş eşittir 5 artı 2 i ise demek ki şu ifade b eksi 2a 5'e eşit olmalı. Diğer yandan on the other hand şu arkadaş da i'nin katsayısı 2'ye eşit olmalı. Yazıyorum. B eksi 2a eşittir 5. Arkadaşlar karekökü 2 ise karşılıklı karelerini alırsan b eksi a'nın da ne olması lazım? 4 olması lazım. Değil mi? Karekökü 2 ise kendisi 4 olmalı. Harika. Biz bu işi kotardık. A'yı B'yi bulalım. Hemen şurayı eksiyle çarpıyorum. Kolay işlem yapmak için. Eksi artı eksi. Topla bakayım bunları şimdi. B'lerle vedalaş. Eksi A eşittir 1. A eşittir eksi 1. A bulunmuştur. B'yi bulalım arkadaşlar. B'yi de şuradan bulalım. B eksi A yani artı 1 eşittir 4 olmalıydı. B eşittir 3 bulduk. Doğru mu bulduk? Evet bak B'yi pozitif bulduk, A'yı negatif bulduk. A artı B soruluyordu. Bu iki arkadaşı toplarsam da 2 bulurum. 2. Okey to harika. 6 numara. Köklerinden biri eksi 2 artı 3'i olan gerçek katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulunuz. Sevgili arkadaşlar en sevdiklerimden o da şu. Eğer bir denklemin kökü bir karmaşık sayıysa ya da irrasyonel ise gerçek katsayılı olacak ama tamam mı? Gerçek katsayılı olacak. Bu üniversitede öğrenebileceğim bir tabir ama öyle bunu da koyalım yani şerhimize. Arkadaşlar diğer kökümüz mutlaka ve mutlaka bu arkadaşın eşleniği olur. Yani eksi 2 artı eksi 3i olur. Onu da zaten biliyorsun değil mi? Neden öyle olduğunu. Çünkü x1, x2'yi bulurken eksi b artı eksi kök delta diyoruz ya 2a. İşte artı eksi bu işleme giremediği için biri artılı biri eksili olacak. Konu kapandı. Ben bu ne işime arkadaşlar? Bu şu işime yarayacak. Bak iki kökü topla. Topluyorum. Eksi 2 artı 3i. Artı bunu topluyorum. Eksi 2, eksi 3i. Bak i'lerle vedalaşıyorsun. Toplamların eksi 4 oldu. Gel bir de bunları çarpalım. X1 ile x2'yi çarpalım. Eksi 2 artı 3i çarpı eksi 2 eksi 3i. Arkadaş bu da eşlenik olduğu için çok kolay. Birincinin karesi 4. İkincinin karesi eksi 9i kare. Zaten i kare dediğin şey eksi 1'di. Bak burası artı 3, 9 oldu. 13 oldu bu da. Sevgili arkadaşlar biz bunu nasıl yazıyorduk? X kare artı 4x artı 13 eşittir 0. Nasıl böyle hızlıca yazdım? Arkadaşlar x kare eksi toplam x artı çarpım 0 şeklinde bir form yazıyoruz. Çünkü x1 artı x2 eksi b bölü a ya. Şu arkadaşın şu katsayının şuna bölümü negatifli halde. Bunu 1 seçtim özellikle. Denklemi bulunuz dedi. Daha bir sürü üretebilirdik. Bu yüzden buraya toplamlarını yazdım ama eksilisini. Çarpımları da c bölü a ya. Evet bak çarpımları da bu yüzden çarpımları öyle yazıyoruz. C bölü A 13 bölü 1. Konu kapandı yani. Okey tomento. Harika. 7 ile devam edelim. 7 testin son sorusu mu? Bir bakayım şöyle. Evet son sorusuymuş. 7 ile testi tamamlayalım. X kare eksi 4 x eksi 2 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 x2'dir. Buna göre kökleri bu ve bu olan ikinci dereceden denklemleri yazınız.
Sevgili arkadaşlar, şimdi bak dikkatini çekerim. Benim denklemimin diğer kökleri şunlar. Gel bunlara P ve R diyelim. Bak P ile R'yi topluyorum şu an. İkinci denklemin kökler toplamı. Kökler toplamı. Topladığımda x1 artı x2, bak bununla bunu topladım. Artı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2, değil mi? Güzel. Şu arkadaşa da devam edeyim. X2 ve x1 ile genişletirsem. X1 artı x2 artı x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 oldu, değil mi? Güzel. Arkadaşlar ben buradan nereye yürüyeceğim biliyor musun? P artı R'ye gideceğim. İkinci denklemin kökler toplamına. Nereden bulacağım? Buradan bulacağım. X1 artı x2 neydi sevgili arkadaşlar? Eksi B bölü A. X1 çarpı x2 de neydi? C bölü A. Yaz dostum. B eksi B bölü A 4 zaten. 4 artı yine x1 artı x2 ile karşılaştım. 4 bölü çarpımları. C bölü A eksi 2. Eşittir 4 eksi 2. Buyur sana 2. Arkadaşlar ikinci yazacağım denklemin kökler toplamı 2'ymiş meğersem. Şimdi diğer yandan bir de P çarpı R'ye bakalım. P çarpı R. Kökler çarpımı. Yani şunları çarpacağım. X1 artı 1 bölü X2 çarpı X2 artı 1 bölü X1. Doğru mudur? Doğrudur. Bu sanki çok üzecekmiş gibi bize ama hiç merak etme. Bak çarpıyorum. X1 çarpı X2. Artı, bak bununla bunu çarptığımda arkadaşlar ne olur? Sadeleşirler, artı 1 olur. Değil mi? Bak x1, x1 sadeleşir. Şimdi bununla bunu çarptığımda yine x2, x2 sadeleşir. 1 olur. Bununla bunu çarparsam da 1 bölü x1 çarpı x2 olur. Oho! Bu da çok kolaymış. X1 çarpı x2'yi az önce tecrübe ettik. Kaçtı arkadaşlar? Eksi 2 idi değil mi? C bölü A'dan. Buradan buluyorum onu. Eksi 2. Bu arkadaş artı 2. Demek ki vedalaşacağız. Artı 1 bölü. Bunlar da yine eksi 2 idi. Buyur eksi 2. Demek ki kökler çarpımımızda arkadaşlar eksi 1 bölü 2'ymiş. Kim bu? Bu P artı şeydi. Bu da P çarpı R. Arkadaşlar şimdi ikinci denklemimizi teşkil edelim. Bak yine kas sayımızı 1 alalım. X karenin. Kökler toplamı 2 olacak şekilde eksi 2. Yine şuraya yazayım. X kare eksi toplam X artı çarpım 0. Toplamların negatifçisini yazdım. 2x. Çarpımları da bu olacak. Eksi 1 bölü 2 eşittir 0. Ha, bunu da şey görmek istemiyorum. Rasyonel sayıda kesirli görmek istemiyorum. Herkesi 2 ile genişlet. 2 tane x kare eksi 4 tane x. Eksi 1 eşittir 0. Buyur sevgili arkadaşım. Seç, beğen, al. Hangisini yazmak istiyorsun? Anlaştık. Harika. Arkadaşlar testi burada tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak daha da serbesttir. Testin başında hatırlattığım şunları tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek sana büyük fayda getirecektir. Şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.